Evet arkadaşlar, Mehmet abim bana tem yolunun tüm orospuluklarını öğreten adam. Merhaba arkadaşlar, şimdi motorumuzu servise getirdik. Lastik takımını değiştireceğiz. Getiriyoruz abi buraya değil mi? Kusura bakmayın, geç kaldık ya. Böyle durmaz. Evet abi. Abi temden geliyorum. Sivil polis götüme yanaştı. Bana kornaya basıyor, sağ çek diyor, tamam mı? Ben de diyorum ki ben mi? Dedim bu kesin bana diyecek ki şey, böyle bu lastikle teme mi çıkıyorsun falan. Ulan sağ çek diyor, götümde kornaya basıyor, selektör yapıyor. Ben de sağ çektim, durdum. Lavuk bir uzadı. Meğer benden yol istiyormuş. Evet arkadaşlar, Mitas MC07 yumuşak hamurlu lastiklerimiz takılmaya hazırlar. Yolda gelirken de action atlattık. Biz sivil polis amcamızla lastik montajı sırasında ara ara çekimler yapacağım arkadaşlar. Sizlere bildireceğim. Şu an kapatıyorum. Evet arkadaşlar, lastiğimiz dublex olmadığı için iç lastikli. Şu an ustamız takıyor. Evet arkadaşlar, bu arada Yunus polisleri de makinelerini buradaki servise yaptırıyor. Anadolu yakasının polislerinin motorlarını buradaki serviste bakıyorlar arkadaşlar. Servis gerçekten önemli. Gördüğünüz Yunus polisinin motoru. Bu da Kartal polisinin motoru. Ustam, ön lastik havalarının şeyi nedir? Ön lastik havalarını 30 basıyor. Önler 30. Arkalar? 32. Arkadaşlar, ön lastiklerinin hava basıncı 30. Arkalarının 32. Ön lastik montajı yapıyor arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar, Mehmet abim bana tem yolunun tüm orospuluklarını öğreten adam. Tem'de nerede ne ivmelik var hepsini biliyor. Ve o taktiklerin hepsini bana söyledi. Şu an motorum tekerlerim neydi onun adı ya? Emniyet kemerini taktı, gidiyor arkadaşlar. Şimdi arka lastiğimi de montajını yapıp geri getirecek. Evet, biz konumuza dönelim. Benim Tem'deki kaza atlatışlarımın oranını düşüren adam diyebilirim sizlere. Çünkü orası öyle bir yer ki abi, tam o Kurtköy yolu var ya, bildiğin katliam. Oranın nasıl derler, tehlikeli anları, hangi otobüsler? O şerefsiz yolcu otobüsleri. Uzun yol otobüsleri, servis taşımacıları. Bunlardan arkadaşlar gördüğünüz zaman 4-5 araba uzak durun. Kaçın, yakınlarında durmayın. Ne yaptıkları hiç belli değil de gerçekten motorculara sıfır önem veriyorlar ya. Direkt ya eziyorlar. Ya da ibreyi 240'tan aşağı düşürmeyin. Aynen abi. Kapatın, kapatın sol şeridi, gidin anasını satın. Onlardan uzak durun abi. Ben ön lastiği sapladım bir tanesinin arkasına. Sonradan öğrendim. Mehmet abim bana dedi, onlardan uzak duracağım. Yoksa benim gibi saplarsınız ama direkten de dönersiniz böyle. Benim verilmiş sadakam vardı. Hani 150 ile giderken, 150 de değildi aslında. Benim motor işte kadran dipte gidiyorum. Hatta yeni yayınladığım videomda gösteriyorum. Bayağı bir kilometrenin H'lerinde falan gidiyor takometre. O hızlarda giderken şerefsiz bir anda sağ şeritten sol şeride benim takip mesafemin olduğu yere girdi ve frene bastı. Frene basmasıyla o hızla adamın arka çamuruna saplandım ve ambala yapıp tekrardan toparladım. Hani verilmiş gerçekten büyük bir sadakan vardı. O şekilde kurtardık. Hani kurtaramaya bilirik. Siz de bilirsiniz. Bilirik diyorum bu arada.
siz de kurtaramayabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar yolcu otobüslerine ve servis otobüslerine dikkat ediyoruz. Tem oto şey dur onu da alacaktım olmadı. Tem orospularından dikkat edin diyecektim. Neyse bunu arka plan olarak koyacağım. Tem'deki orospulara dikkat edin arkadaşlar. Sivil polislere de. Çok fena sizi kaza yaptırabiliyorlar yol istemek için. Şimdilik şu andan bu kadar. Arka lastik bağlandığı bölümden devam edeceğiz. Arka lastiği arkadaşlar normalde fabrikasyonda 130 olması gerekiyordu. Ben 140 olarak aldım. Ön tarafta 110'du, 120 olarak aldım. Usta bir şey diyeceğim ya, bunlarda 15 dişli varmış, 16 dişliye çıkartılınca hızlanırmış falan diyorlardı. Bu değiştirilecek dişli arka kalsın mı oluyor, ön mü? Kalsın mı? Servisi önerisinde bulunacak olursak Murat Motor'a geliyoruz abi. Hani bizim Yunus polisleri de buraya geliyor. Ben de buraya bir öneri üzerine geldim. Benim kendi servisim vardı. Birazcık ne bileyim ustaya karşı birazcık soğuk. O yüzden Murat Motor'a geldim. İkisi de aynı yerdeler. Çok yakınlar. Sırf motorun garantisi için oraya gidiyorum. Bakımı için maalesef. Ama dediğim gibi hani lastik montajıdır, daha değişik ayarlarınızı kendi keyfinize göre, kendi motorunuzu da getirin. İstediğiniz her bakımını yapıyorlar. Hatta benim az önce konuştuğumuz Mehmet abinin önerisi üzerine geldim. O motorunun bakımını burada yaptırıyor. Ve rica minnet arkadaşlar, normal şartlarda saat 8'de kapatıyorlardı. Ben kaç saat oldu? Hani saat 6.30'da gelmem gerekirken saat 8'de geldim. Arkadaşlar bana yardımcı oldular sağ olsunlar. Böyle bir de esnekler. Hani ben bunu her yerde bulamıyorum, bu şekilde hani keyifli servisleri. Hani dediğim gibi Anadolu yakasında isteyen olursa motor servisi nereye gideriz diye çok samimiler ve gerçekten çok hem fiyat konusunda da uygunlar. Hem de yolda kaldığın zaman, aradığın zaman gelen adamlar abi. Gel servis, ben cumartesi günü kendi garanti servisime soruyorum. Abi diyorum lastik aldım, takayım, taktıralım. Diyor ki salı günü gel, çok yoğunum falan dedi. Benim tepemi attırdı. Ondan sonra kara kara düşünürken abi Mehmet abiyle konuştuk ve bir anda dedi ki kanka gel hallederiz. Bak abi saat insan önemli. Başka bir şey var. O yüzden abi başka bir şey yok abi, canınızın sağlığı. Her şey hazır değil mi? Süpersin. Ümraniye Küçük Su Caddesi'ndeyiz abi. Mevki olarak Ümraniye son olarak herkese selamlar, merhabalar. Kazasız belasız iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz. Telefon numaranı serbest. Tabii. Gece 24 saat açık. Sıkıntı yok. Yolda yol yardım kalanlar, kaza yapanlar Allah göstermesin. 24 saat her türlü hizmetimiz vardır. Numaranı sesli olarak alalım. 0535 434 2105. Evet arkadaşlar. Murat Ustam'dan dediğim gibi bu numaradan ulaşabilirsiniz. Bu Avrupa yakasından da gelebilirsiniz. Dediğim gibi bakın beni cezbeden yan şu Yunus polislerinin motorlarını buraya getirip tamir ettirmeleri abi çok hoşuma gitti. Yani polisler gelip buraya yaptırıyorsa biz niye yaptırmıyoruz değil mi? Motorumun lastiklerinin son görselini de gösterip arkadaşlar videonun sonuna geleceğiz. Şimdi son hali. Evet. Bakalım bunlarla kaç kilometre hıza çıkabileceğiz artık. Eski lastiklerle 100 kilometre çıkmıştık. Evet, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. Videomu yararlı bulduysanız alternatif sondaki 4 tane videomu da izleyebilirsiniz. Herkese bol kazasız sürüşler. Bye bye.